billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, İmam Şafii'ye bir adam gelerek kişi için hangisinin daha hayırlı olduğunu sorar. Adamın biri İmam Şafii'ye gelir ve der ki kişi için hangisi daha hayırlıdır? Temkin edilmesi mi yoksa imtihan edilmesi mi? Yani bir kimseye önce izzet ve iktidar mı verilsin yoksa imtihana mı maruz bırakılsın? İmam Şafii rahimeullah adama döner der ki imtihana çekilmeden izzet ve iktidar sahibi olunmaz. Allahu Ekber. Tekrarlıyoruz. İmtihana çekilmeden, imtihana tabi olunmadan bir kimseye izzet ve iktidar verilmez. Sonra devam etti. Dedi ki çünkü Allahu Teala Nuh'u, İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı, Muhammed'i, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, İmtihana çekti. Onlar sabrettiklerinde Allah Azza ve Celle onlara izzet ve iktidar nasip etti. Ve şimdi bakın altı çizilmesi gereken ikinci bir cümleyi söylüyor. Diyor ki hiçbir kimse elem ve eziyetten kurtulacağını kesinlikle zannetmesin. Hiçbir Müslüman, nefes alan hiçbir insan elem ve eziyetle imtihan edilmeden kurtulacağını asla zannetmesin. Değerli kardeşlerim, bu kıymetli diyalog İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin El-Fevaid isimli eserinde yer almaktadır. Burada özellikle bir Müslüman ferde veya Müslüman cemaate izzet ve iktidar verilmeden önce imtihan edilmelerindeki sırrı ve hikmeti inşallah altı maddeyle kısaca izah etmek isterim. Birincisi, İmtihan samimi ve içten bir şekilde iman eden mümin ile İslam davasında kendini sahte bir şekilde gösteren münafığı birbirinden ayıran önemli alameti farikalardan bir tanesidir. İkincisi, imtihan ister bir Müslüman ferdin isterse İslam cemaatinin içinde bulunan güç, sebat ve direniş gibi önemli meziyetleri ortaya çıkartan bir araçtır. 3. İmtihan, İslam davasına bağlı olanlardaki sadakati, yani sahiplenmeyi büyüten önemli bir vesiledir. 4. İmtihan, kendisine müptela olduğu İster bir Müslümanın, isterse de bir İslam cemaatinin dış unsurlar tarafından, kim bunlar?
Ehli kitap arasındaki Yahudi ve Hristiyanlar, müşrikler ve bunların içerisinde nefes alıp veren ateistler veya deistler, kim olursa olsun, onların dikkatlerini çekmesini sağlayan bir eldir. 5. İmtihan insaf ehlinin, özellikle saydığımız unsurlar içerisinde yer alan insaf ehlinin İslam davasına girmesine vesile olan bir araçtır. Özellikle kardeşler, dördüncü ve beşinci maddeye dikkatinizi çekmek isterim. Müslümanlar 100 yıldır kafirler tarafından acımasızca zulme maruz bırakılmışlardır. Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkaslara varıncaya kadar, ancak 7 Ekim tarihinden bu yana kadar vallahi de yaşanılan bu zulümlere dünyanın bu derece kayıtlı kaldığı, insanların söz birliği yaparak yaşanılan zulümlere ses çıkarttığı başka şeyler, başka zamanlar, başka mekanlar, başka Müslüman topluluklar olmamıştır kardeşler. Çok ilginç. Dördüncü ve beşinci maddeyi tekrar hatırlatmak isterim. Eğer ümmeti Muhammed yaşamış olduğu zulümlerin karşısında sebatkar ve istikamet üzere kalmaya devam ederse, doğusundan batısına kadar insanlığın kalbi İslam davasına doğru kayacaktır. Biz bunu elhamdülillah görüyoruz. Yaşanılan son olaylar neticesinde Müslümanların sabır yokuşlarını birer birer tırmanmaları ve Allah'a itaatten yüz çevirmemeleri neticesinde hassaten batıda insanlar elhamdülillah fevç fevç İslam'a koşuyorlar. Allah'a hamdü senalar olsun. Altı kardeşler, imtihan Allah katında derecelerin yükselmesine ve günahların affedilmesine bir vesiledir. İşte saymış olduğumuz tüm unsurları birlikte düşündüğümüzde kardeşlerim, İslam aleminin başındaki onca musibete rağmen yaşadığından her bir şey İslam davası için, altını çiziyoruz, rahmet imtihanıdır. Dikkat edin. Müslümanların nazarı için söylemedim. İslam davası için, kendisine tabi olduğumuz dinin gelecekteki durumu için her yaşanılan hadise, olumsuzluklar rahmet imtihanına dönmektedir. Allah'a hamdolsun. Unutmamak gerekir ki yeryüzü insanlığının önünde önderler olmak isteyen bu ümmetin ruhunun dinçliği, azminin yüksekliği, dışarıda kendisinin müdahale edemediği olaylara karşı sabrının ve hoşgörüsünün yüksekliği ancak yudumlayacakları acı imtihanlar neticesinde gerçekleşecektir. Vallahi de İmam Şafii'nin dikkat çektiği şeyi hatırlatıyoruz. Allah bu uğurda, dikkat edin, Allah bu uğurda peygamberlerine dahi bu acı imtihanları yaşatmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'da başı secdedeyken müşrikler tarafından ezilmek istenilmiştir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'da Allah azza ve celle'ye secdesini sunarken müşrikler tarafından sırtına deve işkembesi konulmuştur. Mescid-i Haram'ın içerisinde dövülmüş, Taif'te taşlanmıştır. Yürüdüğü yollara dikenler konulmuş, evinin önü çöplüğe dönüştürülmüştür. Kızı damadı tarafından boşanmıştır. Davetini yaymak için merhale merhale panayırlara, çadırlara koştuğu her seferinde gittiği yerlerde hakaret görüp kovulmuştur. En sevdiği kardeşleri pervasızca işkencelere müptela kılınıp onun gözleri önünde şehit edilmiştir. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ashabın
sabrı ve istikameti neticesinde Allah Azze ve Celle onlara izzeti ve iktidarı nasip etti. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun ki gözlerimiz, kalplerimiz, ruhumuz yahu bu yeryüzünde şu zaman dilimi içerisinde zorbaların bu kadar muktedir olduğu bir zamanda İslam halifeliğine, İslam devletine şahitlik edecek midir? İslam'ın adaletinin ve ahlakının, ahkamının hakim olduğu toprakları görebilecek miyiz derken Allah Azze ve Celle geçmişini şimdi unutalım. 20 yıl içerisinde onlarca devlete baş kaldırmış. Onların zulümlerine sabretmiş. İstikametten bir an dahi ayrılmamış olan Afgan halkına, Müslümanlarına Allah Azze ve Celle zaferleri, izzetli günleri ve iktidarları nasip etti. Elhamdülillah. Ey kardeşlerim, yeminler olsun ki 30 yıldan fazladır Mescid-i Aksa'nın içerisindeki zulümlere sabreden, bununla beraber direnişlerini de güçlendiren, 7 Ekim'den sonra da bütün insanlığa İslam'ın güzelliğini sunan kardeşlerin varacakları son nokta izzetli günler ve iktidarı ellerinde bulundurmaları olacaktır Allah'ın izniyle. Ey gençler, vallahi de tünelin sonundaki aydınlık göründü. Düne kadar aydınlığı görmek için tünele gözlerimiz bakarken vallahi de 7 Ekim'den sonra tünelin sonundaki aydınlık göründü. Elhamdülillah. Küresel vahşetin yaşandığı dünyamız İslam'ın adaletine boyun eğecektir. Menfaat perestlerin neden olduğu maddi ve manevi bütün hastalıkların şifasının insanlık İslam'da olduğunu görmeye başladı. Elhamdülillah. Ve ne olur unutmayın, nasıl ki ashabın sabrının ürünleri bizsek, İslam beldelerinde yaşayan Müslümanlar ashabın sabrının ürünleri ise, son 100 yıl içerisinde yaşamış olduğumuz zulümlerin sabrının neticesinin yani ürünü kim olacak biliyor musunuz? Batı ehli olacaktır. Bir bir değil Allah'ın izniyle. Nasıl Nebi sallallahu aleyhi ve selleme aile aile, kabile kabile, topluluk topluluk, ülke ülke insanlar itaat için boyunlarını büktüyse, vallahi de, billahi de, tallahi de, İslam ümmeti Gazze'den Şam'a varıncaya kadar, yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar, zulme karşı boyun eğmeyip, itaat ve istikamet üzere kaldıkları müddetçe, başta batı olmak üzere, yeryüzündeki küfür ehli, şirk ehli, bid'at ehli, Allah'ı ve Resulünü unutan, ahirete sırt çevirmiş ne kadar insan varsa, vallahi de felç felç Allah'ın dinine koşacaklar. Buna yakinen iman ediyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vaat ettiği günler bir gün zuhur edecek. Onun alameti, onun ışığı yandı elhamdülillah. Allah Azze ve Celle öyle izzetli ve iktidarlı günleri bizlere nasip etsin. Sohbetimizin başında İmam Şafii'nin sözünü tekrar hatırlatıyoruz. İmtihana çekilmeden, ister ferden, ister İslam cemaati olarak, ister İslam beldesinde yaşayan Müslüman halklar olarak, imtihana çekilmeden, bela ve musibetlere maruz kalmadan izzet ve iktidar sahibi olunmaz. Elhamdülillah. Hatırlarsanız biz her seferinde şu sözleri söyledik. Bizim acılarımız elhamdülillah şerefli acılardır. Bizim gözyaşlarımız onurlu gözyaşlarıdır. Çünkü çektiğimiz acıların her birinde ulvi hedefler yatmaktadır. O da nedir? Soyumuzun ve sopumuzun şanı ve şerefi yürüsün değil. O da alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin kitabının, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin bu topraklarda ve arzın her tarafında hakim olmasıdır. O yüzden ne dedik? Tekrar hatırlatıyoruz. Doğumun yaklaştığı
anlar acıların ayyuka çıktığı anlardır. Ve elhamdülillah. Bu topyekün İslam aleminin içinde bulunduğu imtihanlarla kutlu bir doğuma doğru yürüdüğümüzün alameti de gerçekleşmiştir elhamdülillah. Yeryüzü fevç fevç vallahi de İslam'a koşacak kardeşler. Bir bir değil, onar onar değil, yüzer yüzer değil. Kıtalar Allah'ın dinine doğru yürümektedir. İnsanlar istedikleri kadar bu yürüyüşün karşısında durmanın, engellemenin çaresini arasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır biiznillah. Evet, Allah Resulü ve ashabı çok acılar çektiler. Çocukların saçlarını beyazlatacak zulümlere şahitlik ettiler. Özellikle ashabın içerisinde öyle kişiler ve aileler vardı ki Mekke'nin içerisinde onları ne koruyacak bir el ne de ona sahiplenecek bir aşiret vardı. Zulümlerle karşı karşıya kaldılar. İşte özellikle bu akşam öyle bir aileden bahsedeceğiz ki tüm fertlerine kadar Allah Azze ve Celle onları bela ve musibetlerin cenderesinden geçirdi. O aile değerli kardeşlerim Yasir ailesidir. Yasir ailesi. Müslümanlar vallahi hepimiz yaşamış olduğumuz şu fani dünyada Allah'ın kazasının ve kaderinin esirleriyiz. Bazen üzerimize yazılan yazının baskın çıkması neticesinde istemeden bize biçilen role doğru yürürüz. İlahi müdahaleler neticesinde olayların akışına doğru sürükleniriz ve asla mukavemet edemeyiz. Bakın şu an oturduğumuz mescidin içerisinde kimi insan Konya'dan, kimi insan Ağrı'dan, kimi insan Diyarbakır'dan, kimi insan Balkanlardan tamamen ilahi bir müdahalenin neticesinde bu topraklara gelmiştir. İçinizde nice genç kardeşler var ki üniversite okumak için İstanbul'a gelmiş, doğup büyüdüğü, anne ve babasıyla beraber yaşadığı memleketi terk etmiştir. Allah önce İstanbul'u, sonra ona dost ve kardeşlik yapacak olan insanları ona sevdirmiştir. Kimisi Allah'ın dinini daha rahat yaşayabileceği bir belde olarak burayı görmüş. Kimisi de Allah'ın dinini daha rahat öğreneceği sokakları burada hissetmiştir. İşte Yasir de böyle bir adamdır. Yemen'den kardeşinin Orta Doğu bölgelerinde ticaret yaptığı sırada kaybolması neticesinde onu ararken kendisini Mekke'de bulduğu bir adamdır Yasir. Fakir bir adam değil, köle bir adam değil, savaşlar neticesinde esir alınmış bir adam değil. Tüccar bir adam, tüccar bir aile, Yemen'in önemli ailelerinden bir kimse. Bakın kardeşini arama niyetiyle Hicaz bölgelerini adım adım karıştırırken Allah Azze ve Celle onu Mekke'ye götürtüyor, Mekke'yi sevdirtiyor ve çok ilginç beraber geldiği kardeşlerine dönüp siz artık Yemen'e dönebilirsiniz. Ben bundan sonraki hayatımı Mekke'de idame ettireceğim diyor. Subhanallah. Kim götürdü onu? Hangi insan onu oraya davet etti? Hangi misafirine veya akrabasına tabir yerindeyse ziyaret ve sıla-i rahim yaparken Mekke'de kalma ihtiyacı hissetti? Hiçbiri değil kardeşler. Kaybolan bir kardeşini bulmak için yürürken Allah onun yolunu Mekke'ye çıkarttı. Peki ona kim sahip çıktı? Onu kim himaye altına aldı? Mahzum oğulları. Mahzum. Kulağınıza yabancı geldi mi? Veya İslam tarihi sayfalarını karıştırırken bu ailenin ne kadar İslam'a karşı şiddet bir aile olduğunu hiç duydunuz mu? Mesela Velid bin Mughire desem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında zorba bir idareci olarak dikilen Velid'den size bahsetsem, hatırlayamadıysanız Amr bin Hişam desem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nitelemesiyle Ebu Cehil desem, bu aileyi biraz anlamaya başladık değil mi? Bakın kader onu Yemen'den çıkarttı,
Velid bin Mughira'nın ailesi Mahzun oğullarına tabir yerindeyse himaye ettirdi. Peki himaye eden kim? Ebu Huzeyfe bin Mughira. Bu adam Yasir'deki güzelliği fark edince himayesi altına alıyor ve ona iş teklifi sunuyor. Bakın hür bir adam, özgür bir adam, esir bir adam değil. Ve Yasir yine ilahi bir müdahaleyle Mekke'ye kadar gelmiş. Geçmişinde Fars idarecilerin cariliğini yapmış. Sümeyye'nin de sahibidir. Subhanallah. Bakın dikkat edin. Ebu Huzeyfe bir zamanlar Fars idarecilerine hizmetkarlık yapmış. Daha sonra savaşlar yoluyla pazarda satılmalar neticesinde Ebu Huzeyfe'nin idareciliğinde hizmet yapacak bir kadın durumuna gelmiş. Bakın bunda da ilahi bir müdahale var. Ve Allah Azze ve Celle o ailenin içerisinde Yasir ile Sümeyye'yi karşılaştırıyor. Ebu Huzeyfe önce Sümeyye'yi azat ediyor. Onu serbest bırakıyor. Hür kılıyor. Arkasından çok sevdiği Yasir'e onu eş olarak veriyor. Subhanallah. Ve bu aileden 3 tane erkek çocuk dünyaya geliyor. Hureys, Ammar ve Abdullah. Biz Hureys ile alakalı çok bir malumat sahibi değiliz. Abdullah ile alakalı da İslam tarihi sayfalarında çok kısa bir dipnot düşülmüştür. Ama Allah Azze ve Celle bu ailenin içerisinden Resulullah'ın ifadesiyle cennetin özlem duyduğu bir çocuğu dünyaya getirmiştir. Onun adı da Ammar'dır. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun kardeşlerim. Müslümanlar, Yasir ailesi Mekke dini otoritesini ve aynı zamanda siyasi egomanyasını böyle kabullenmiş bir aile değil. Ne Yasir ne de Sümeyye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid sancağını ayağa kaldırıp peygamberliğini ilan eder etmez Ammar soluğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında almıştır. Nerede peki? Darul Erkam'da. Peki Erkam bin Ebil Erkam kimdendir? O da Mahzum oğullarından bir ailenin ferdidir. Subhanallah. Halid bin Velid bu ailenin bir ferdidir. Yani Mahzum oğulları siyasi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak öyle yabana atılacak bir aile değildir Mahzum oğulları. Evet, solu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alır almaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet eder. Yaşı kaçtır kardeşler? Bileniniz var mı? Mesela size göre özellikle siyerde bir yerde bir anekdot okurken çok hoşuma giden bir ifade oldu. O meşhur bir film var ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının anlatıldığı. Hangi filmdi o? Çağrı filminde Ammar'ın böyle kendisinin oynandığı bir adam vardır. Size göre o adam kaç yaşındadır? 30 yaşlarındadır değil mi? 35'tir. Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma iman ettiğinde tam 46 yaşındadır. Yani genç biri değildir ha. Çocuk biri değildir. Olgun bir adamdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eder. İmanının hemen neticesinde, Allah razı olsun Hamza, imanının hemen neticesinde nereye koşar? Ailesine koşar. Tabi olmuş olduğu dini anne ve babasına anlatır. Anne babası da zaten fıtratları tertemiz olan bir insanlardır. Hemen iman ederler. İşte film bu andan itibaren başlamıştır. Nasıl ki geçen hafta Bilal radıyallahu an iman eder etmez büyük imtihanlara, belalara maruz kaldıysa Yasir ailesi de o hoş, ferah, refah dolu hayatlarını büyük işkencelere teslim edecektir kardeşler. Özellikle Kureyş Mahzum oğullarını tahrik eder. Yasir ailesinin tüm fertlerinin İslam'dan uzaklaşmalarını isterler. Onlar da önce telkin ederler, nasihat ederler, azarlarlar.
bakarlar ki Yasir ailesinde geri vites yoktur. Akabinde insan fıtratının kaldıramayacağı, insan vicdanının içerisinde asla hapsedemeyeceği büyük işkencelere onları maruz bırakırlar. Kızgın kumlara yatırırlar. Çölün sıcağında, güneşin en tepede olduğu noktada çıplak bir şekilde üzerlerine demir zırhlar giydirirler. Vücutlarını ateşle dağlarlar. Rivayete göre bir deveye bir ayak, diğer deveye diğer ayak bağlanarak develer ters istikamette hareket ettirilir. İnsan vicdanının ve yüreğinin kabullenmeyeceği sahneler yaşanır ve Allah için bu acıların içerisinde en çok acıyı yudumlayan da kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Asla dayanamaz bu sahnelere. Allah Azze ve Celle'nin ifade buyurduğu şekliyle ümmeti Muhammed'e, ashabına müşfik olan bir peygamberin görmek isteyeceği belki en son şeydir. Ya da bu hayatta karşılaşmak istemeyeceği tek şey ashabının başına gelen hadiselerdir. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda giderken Yasir ailesinin işkenceye maruz kaldığı anlara şahitlik eder. Onlara döner ve der ki sabredin ey Yasir ailesi, buluşacağımız yer muhakkak ki cennet olacaktır. Allahu Ekber. Bakın bu sözlerin altında gizli bir haber vardır değil mi? Yani ey Yasir ailesi biraz sabredin. Sabrınızın neticesinde Allah Azza ve Celle zalimlerin zulmünden sizi kurtarıp cennetin ihtişamlı nimetlerine kavuşturacak. Yani biraz daha sabrederseniz çok kısa bir süre sonra ölüm ve şehadet sizi yakalayacaktır. Subhanallah. Ve Allah hamdolsun ki Allah Azza ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözünü de boşa çıkartmamıştır. Tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu verdiği müjdeler kalben ve ruhen onları ne kadar diri tutsa da insandır. İnsanın tahammül edemeyeceği büyük imtihanlara maruz bırakılmışlardır. Yer yer kalpleri zayıfladı, ruhları zayıfladı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın nahlettiğine göre bir gün diyor Peygamber aleyhisselam ile el ele dolaşırken Yasir ailesine yapılan işkencelere şahitlik ettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasir'e yaklaştı. Yasir Peygamber aleyhisselama döndü. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, bu hep böyle mi devam edecek? Yani içinde yaşadığımız bu imtihanlar hep böyle mi sürecek? Biz sürekli işkence mi göreceğiz? Biz sürekli hakarete maruz mu bırakılacağız? Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yasir'e döndü. Dedi ki sabredin. Sabredin. Bir taraftan onları teskin ederken bir taraftan da alemlerin Rabbi olan Allah'a döndü. Dedi ki Allah'ım sen Yasir ailesini affet. Zira sen onları affetmişsindir. Allahu Ekber. Belki de Yasir radıyallahu an Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ikinci bir müjdeyi duymak istiyordu. Cennetlik olacaklarını, affedilmiş olacaklarını işitmek istiyordu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu pekiştirdi. Ey Müslümanlar, vallahi bu dava kadını, erkeği, çocukları kurbanlar isteyerek büyüyen, gelişen ve hakim olan bir davadır. Vallahi bu davada erkekler ne kadar zulüm ve işkenceye maruz kaldıysa kadınlar da o derece böyle imtihanlara müptela kılınmışlardır. Ebu Cehil Sümeyye radıyallahu anhaya gelir. Lata ve Uzza'ya itaat etmesini emreder. Hayır cevabını alınca alçak ve şerefsizce şu sözleri söyler. Der ki ey Sümeyye, sen Muhammed'e aşık olduğundan dolayı onun dinine tabi oldun. Subhanallah. Yoksa senin derdin Lat'ı ve Uzza'yı inkar etmek değil. Senin derdin Muhammed'in Rabbine tabi olmak değil. Sen Muhammed'i elde etmek için onun dinine tabi oldun deyince Sümeyye radıyallahu anha hakaret dolu,
ağır ve galiz sözleri ona söyleyince Ebu Cehil elindeki o pis ve neciz mızrağı onun şerefli bedenine saplar ve elhamdülillah Mekke toprakları Sümeyye radıyallahu anha'nın nurlu kanıyla ıslanır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey kardeşlerim, şehadet nasip işidir. Cihat meydanlarında en ön saflarda kılıçlarınız kafirlerin, zalimlerin kanlarına doyar ama hasta yatağınızda ölürsünüz. Bir gün kardeşlerinizle oturur, ya İstanbul'un şu sokaklarında Allah Azze ve Celle bize şehadet nasip eder mi der. Hainlerin tetiklerinden çıkan mermiler kafanıza birer birer dizilir. Yahu nedense bu nasipkarlar da hep erkekler oluyor dersiniz. Allah Azze ve Celle Gazze'de, Şam'da, Afganistan'da, Irak'ta, Afrika'nın birçok İslam beldesinde, Asya'da hicapları mümin kadınların kanlarıyla ıslatmıştır. Subhanallah. Elhamdülillah. Ve ne olur unutmayın, şu şerefli davanın ilk beslendiği kan da mümin bir kadının kanı olmuştur. Bu şeref bizim için yeterli. Elhamdülillah. Ve ne olur ablalara, kız kardeşlerimize, annelerimize dualarının sonlarında, hedeflerinin başlarında aziz ve celil olan Allah'a şehit bir şekilde kavuşmalarının tabir yerindeyse inancını aşılayalım. Onlara bunları öğretelim. Ne olur bizim kızlarımızın içerisinde şehadeti arzulayan, şehadetsiz bir hayatı ve ölümü gafilce bir hayat ve gafilce bir ölüm gören nesiller yetiştirmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin değerli kardeşlerim. Evet, bu alemin ve özellikle bu davanın erkeklerin olduğu kadar kadınların hatta çocukların kanlarına, canlarına, sinir uçlarına, mallarına ihtiyacı vardır. Allah Azze ve Celle böyle şerefli bir dava için en değerli şeylerimizi feda etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Sümeyye radıyallahu anhaya o şerefli, nurlu şehadeti nasip ettikten çok kısa bir süre sonra Yasir radıyallahu anha bir rivayette de oğulları Abdullah'a da nasip eder. Yani bir ailenin içerisinden Allah ilk zamanlarda 3 tane şehit çıkartır. Bu da bir ailenin şerefi, izzeti ve ileride elde edilecek iktidar için çok önemlidir kardeşler. Allah Azze ve Celle bizim evlerimizin içerisinden de annemizin, babamızın, kız kardeşlerimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın şehadetini görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle onlar için murad ettiğimiz ve istediğimiz şeylerin en güzelini de bize takdir etsin inşallah. Evet Müslümanlar, peki bu aile arkalarında kimi bıraktı? Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle hangi hususla karşılaşırsanız karşılaşın Ammar'a uyun dediği bir adamı bıraktılar. Yine sohbetin başında cennet 3 kişiyi özlemektedir. Bunlardan biri Hazreti Ali'dir. Diğeri Selman'dır. Üçüncüsü de Ammar'dır. Evet o aile arkalarında Ammar gibi bir yiğidi bırakmışlardır. 46 yaşlarında ha. 20-25 yaşlarında değil. 46 yıl boyunca İslam'dan bir haber, bir insanın bu kadar eziyetlere katlanmasının sebebi geçmişte yaşamış olduğu zulümleri, manevi zulümleri, şirkleri, bidatları affettirmektir elhamdülillah. Ve Yasir ailesinin intikamı maalesef ki Ammar'ın üzerinde çok daha fazla bir şiddetli bir şekilde uygulanır. Öyle ki kendisi çıplak bir şekilde çölün sıcağına hapsedilir, üzerine demir zırhlar giydirilir, ateşle dağlanır, bazı rivayette vücuttan da
insanların görmek istemediği yaralar, delikler oluşur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sahneye şahit olunca ona yöneldi. Başındaki toprağı, tozu, dumanı sildi ve dedi ki: "Allah'ım, ateşi İbrahim'e nasıl serin ve selamet kıldıysan, İbrahim aleyhisselam imtihanlara sabretmesi neticesinde ateşin içerisinden nasıl hür, özgür, sağ salim çıktıysa, Ammar'ın da ateşinin ona serin ve selametli kıl" dedi. Yani Ammar da yaşamış olduğu bu imtihan cenderesinden, o büyük ateşin içerisinden sağ ve salim çıksın. Allah'a hamdolsun, Ammar çok sabretti ama insan takatinin karşılaşamayacağı işkencelere maruz kalınca maalesef ki müşriklerin kendisine telkin ettiği sözleri söylemek zorunda kaldı. Lata ve Uzza'ya itaat edeceğini söyledi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanmayacağı onun hakkında kötü sözleri sarf etti. Subhanallah. Müşrikler bu duruma çok sevindiler. Çok büyük bir şey elde etmişlerdi. Annesinin üzerinde elde edemediler. Babasının üzerinde elde edemediler. Kardeşleri Abdullah'ın üzerinde elde edemediler. Arkadaşı Bilal'in üzerinde bunu elde edemediler. Ammar'ın üzerinde bunu elde edince buna memnun kaldılar. Onu serbest bıraktılar. Vallahi de bugün özellikle 100 yıllık tarihimiz içerisinde kafirlerin en çok hoşlanacakları şey İslam ümmetinin içerisinden gençlerin, kadınların, erkeklerin, ihtiyarların çıkıp da Allah'a isyan bayraklarını kaldırmasıdır. Allah muhafaza. İblis ve dostlarının şu dünya toprağında güleceği, mutlu ve mesut olacağı şey bizim dudaklarımızın arasından çıkacak isyan sözleridir. Onların ilahlarına itaat etmek sözünü vermemizdir ki Allah Azze ve Celle onları memnun edecek hiçbir işi yapmayı bizlere nasip etmesin. Şu an tabir yerindeyse Gazze'ye bu derece hunharca saldırışlarının, Suriye'yi bu derece yıkmalarının altında yatan sebepler sadece arz-ı mevut veya kendi beldelerindeki ekonomiyi güçlendirmek değildir. İslam alemi içerisindeki iradeyi kırmak istiyorlar ki Allah Azze ve Celle onlara bunları nasip etmesin inşallah. Evet kardeşlerim, Ammar radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren sözleri söyleyip Lata ve Uzza'ya itaat edeceğini beyan edince müşrikler kendilerini saldı. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Gözyaşlarıyla Peygamber aleyhissalatu vesselama bu hali anlatınca kalp doktoru, gönül dostu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'ın hiç düşünmediği, hesap etmediği, aslında bir o kadar kınanacağı, azar işiteceğini zannettiği bir anda Peygamberin şu tavrıyla karşı karşıya kaldı. Ey Ammar, o sözleri söylerken o sıra dedi, kalbini nasıl hissediyordun? Allahu Ekber. Müthiş bir şey ya Müslümanlar. Nasıl söylersin bu sözü? Ey Ammar, annen ve babandan utanmayacak mısın? Allah Azze ve Celle kardeşini cennet bahçelerinin içerisinde bir kuşun kursağında uçururken şimdi sen bu sözleri nasıl söyledin? Hiç mi utanmadın? Yapmış olduğumuz derslerin hiç mi hatırı yok? Bakın bu sözlerin hiçbirini söylemedi. Ey Ammar dedi. O sözleri sarf ederken kalbin nasıldı? Kalbini nasıl hissediyordun? O sözleri söylerken dudaklarının arasında Allah'ı gadaplandıracak sözler çıkarken kalbin bu sözlere şahit miydi? Onu destekliyor muydu? Onun altına imzasını atıp mührünü vuruyor muydu? Deyince Ammar Allah Resulüne döndü. Dedi ki ya Resulullah vallahi kalbim imanla doluydu. Subhanallah. İmanla doluydu. İstemeden o sözleri söyledim. Kabul etmeden o sözleri söyledim. İçinde bulunduğum acı durumlara sabredemediğimden dolayı söyledim. Vallahi de, billahi de keşke ölseydim de anne ve babamın yanına kavuşsaydım da
Ben asla bu sözleri söylemeseydim. Keşke beni salmasalardı. Keşke beni bırakmasalardı. Ben o acıların içinden çıkıp başka bir acıya koşsaydım da ben bu sözlerin sahibi olmasaydım dercesine. Ya Resulallah, vallahi de kalbim imanla doluydu. Şimdi size soruyorum. Hür olanlara soruyorum. Özgür olanlara soruyorum. Rahat olanlara soruyorum. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini soranlara soruyorum. Allah'ı ve Resulüne itaat ettiğini iddia edenlere soruyorum. Allah için koşanlara soruyorum. Allah için ağlayanlara soruyorum. Kalbinizi nasıl hissediyorsunuz? Gerçekten kalbiniz, kalbimiz, benim kalbim imanla mı dolu? Burada konuşan ben, burada anlatan ben, anlattıklarımı kalben hisseden bir adam mıyım? Allah için ben kendime soruyorum. Siz de kendinize sorun. Yaptığınız secdelerde, tuttuğunuz oruçlarda, Allah'ı zikredişlerde, davetlerde, cihatta en önde oluşlarda kalbinizi Allah için sordunuz mu? Ey Yusuf, ey Ahmet, ey Muhammed, şu an kalbini nasıl hissediyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küfür sözü söyleyen kardeşine yöneldi, dedi ki ey Ammar, o sözleri sarf ederken o an kalbin nasıldı? Dedi ki ya Resulallah, imanla doluydu. İmanla doluydu. Hiç sıkıntı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona yöneldi, dedi ki aynı işkenceleri bir daha gördüğünde bu sözleri söyle ve onların dedi işkencesinden kurtul. Allahu Ekber. Ruhsata bakın. Ey Ammar, eğer onlar sana işkence yapacakları sırada yaparlarken kalbin yine böyle imanla dolu, aşk ve muhabbetle dolu, Allah'ı ve Resulünü tam sevdiğin sırada eğer işkencelerden kurtulmak istiyorsan bu sözleri yine sarf edebilirsin. Allahu Ekber. Peygamber aleyhisselam hadi bunu kendinden söyledi değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam kardeşine kıyamadı diye söyledi diyebilir birileri. Peygamber aleyhisselam bir insandı, dayanamadı, kardeşini kazanmak istedi diyebilirsiniz. Allah azza ve celle semadan buna kayıtsız kalmadı. Nahl suresi 106. ayetleri indirdi. Nahl suresi 106. ayetleri indirdi. Ne olur evlerinize gittiğinizde bu ayetin mealine ve tefsirine bakın. Allah Azze ve Celle dahi bu olaya kayıtsız kalmadı. Yani ey Ammar ve Ammar gibileri, dünyanın neresinde olursanız olun, hangi zorbaların hışmına maruz kalırsanız kalın, eğer dayanamazsanız, kalbiniz imanla, sebatla, sabırla, ihlas ve samimiyetle dolu olduğu bir anda kurtulmanın çaresini size sunuyorum. Bu sözleri söyleyebilirsiniz. İzledik birçok videoda değil mi? Suriye rejiminin askerlerinin zindanlarında nice Müslümanlar ey falanca, senin ilahın falancadır, bunu ishar et seni salacağız dediler. O kadar sopa yemelerine rağmen, demir çubuklarla dövülmelerine rağmen, hakaret edilmelerine rağmen, ellerinden özgürlükleri alınmalarına rağmen yarın aydınlığa kavuşuruz mu diye düşüncelerin içerisine mahkum edilmelerine rağmen dediler ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne sizi dedi, ne ilahlarınızı, ne bize dikte ettiğiniz rejimlerinizi kabul etmiyoruz. Varsa yoksa Allah'tır. Biz Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. Allah Nahl suresi 106'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'ın üzerinden o kadınlara, bak o kadınlara da, o zulme maruz kalan çocuklara da, onların büyüklerine olan erkeklere de, yiğitlerine de bu ruhsat kapısını açtı. Bu kolaylık kapısını açtı. Azimete sarılanlara selam olsun. Onların işkencelerinde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle şehit olarak koşanlara selam olsun. Onların yapmış olduğu bütün zulümlere, Bilal gibi alay edenlere, dalga geçenlere, yüzlerine Allahu Akbar nidasını haykıranlara selam olsun. Ama Ammar gibi de ruhsata sarılıp onların o zulüm kanlı ellerinden kaçmak isteyip de istemeye istemeye, kabul etmeye etmeye, vicdan azabı yaşaya yaşaya, belki halen şu an rüyalarında onları tabir yerindeyse göre göre
söz söyleyip de onların zulmünden kurtulanlara da selam olsun. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle şu an esaret altında bulunan bütün kardeşlerimizi kurtarsın. Vallahi de kolay değil. Billahi de kolay değil. Ama bütün peygamberler ve onların sadık takipçileri bu yolun yolcuları olmuşlar kardeşler. Burada dayak vardır. Gözyaşı vardır. Kan vardır. Öfke vardır. Korku vardır. Açlık vardır. Susuzluk vardır. Çıplak kalmak vardır. Üşümek vardır. Yarını hayal edemeyeceğiniz bir karanlığın içerisine sokulabileceksiniz. Sabredenlere ne mutlu. Sebatkar olanlara ne mutlu. Bunlarla beraber istikamet üzere, itaat üzere yaşamaya çalışanlara ne mutlu. Allah Azze ve Celle bizi onlardan kalsın inşallah. Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'in üzerindeki bütün esaretleri kaldırsın. Nefsani esaretlerimizden kurtulmayı bizlere nasip etsin. Maddi düşmanlarımızın esaretinden kurtulmayı hepimize ve onlara hasaten nasip etsin. Şimdi çok ilginç bir hadise daha yaşanıyor. Ne diyeceksiniz? Ammar bin Yasir radıyallahu anh bu ruhsatı aldıktan sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu telkinini aldıktan sonra yıllarca işkence görmesine rağmen sizce kenara mı çekilmiştir? Nasıl olsa peygamber beraat iznimizi verdi. Nasıl olsa annem ve babamın üzerinden, kardeşlerimin üzerinden ailece cennetlik olduğumuz bildirildi. Nasılsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işkenceye müptela olduğumuz bir anda istiğfarımız için bize dua etti. Ben de zaten bu kadar acı çektim. Bu kadar da yeter. Yaş da oldu 50. Sizce kenara mı çekildi? Asla. Çok ilginç. Denir ki Ammar bin Yasir özgürlüğünü elde ettikten sonra ilk işi evinin bir kenarını Müslümanlara açmak olmuş. Bir odasını Müslümanlara tahsis etmiş. Gelin demiş. Benim odamda namaz kılın. Var mı korkanlar? Gelin demiş. Benim odamda sohbet yapın. Var mı demiş çekinenler? Gelin demiş. Benim odamda ilim tahsil edin. Odasını, evinin bir kenarını Allah'ın dinine hizmet için kullanmış. Kütüphaneye çevirmiş. Mescide çevirmiş. Medreseye çevirmiş. Bize ne oluyor ey Müslümanlar? 40'ından, 45'inden sonra yeter elhamdülillah. 20 yıldır koşturuyoruz. 20 yıldır acıların her birini yaşadık. Bu kadar sıkıntı görüyoruz. Demeye sizce hakkımız var mıdır? Zorbaların maddi zulmüne maruz kalan kardeşlerimi istisna ederim. Onlar bir kenarda dursunlar. Ruhları zayıflatılmış, zihinleri, iradeleri zayıflatılmış, ağır işkencelerden geçmiş kardeşlerimi istisna kılıyorum. Şimdi senin ve benim böyle bir hakkımız var mı ya? Ama abi bana mescitte böyle ters baktılar, dayanamadım. Allah'a ekber ya. Ya ben falanca dövseydi bu kadar bana ağır gelmezdi. Bir kardeşim bana selam vermeden yanımda geçti deyip de. Ya bu kadar da koşturduk abi. Zaten çalıştığımız iş belli. Ammaliye işler yapıyoruz. Artık beden dayanmıyor, zihin dayanmıyor. Hep hesap kitapla uğraştık deyip de kenara çekilenler. Ya ben zaten elhamdülillah ilmin içerisindeydim. Bu saatten sonra da gençler bu işin peşinde koşsun diyenler. Var mı buna hakları sizce? İslam ümmeti bu haldeyken, sokaklarımız bu haldeyken ya Ammar gibi evimizin bir köşesini, dükkanımızın bir köşesini, vakfımızın bir köşesini açacağız ya da kafirlerin iktidarları ve güçleri altında şekerin suyun içinde eridiği gibi erimeye mahkum olacağız. Onlar bunu kabul etmediler elhamdülillah. Sabrettiler, direndiler. Ve Allah Azze ve Celle Ammar radıyallahu anh Medine'ye hicreti kolaylaştırdı. Ammar radıyallahu anh rivayet edildiğine göre kardeşlerim iyi bir inşaat ustasıymış. Hızlı geçeceğim inşallah bitireceğim. İyi bir inşaat ustası ilk olarak Kuba Mescidini inşa ediyor. Yani inşasında büyük rol oynuyor. İkincisi Mescid-i Nebevi'nin inşasında önemli bir rol oynuyor. Hatta rivayetlerde sahabe birer kerpiç taşırken, birer tuğla ya da taş taşırken kendisi ikişer ikişer taşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yaklaşıp ey Ammar kendine eziyet etme. Hani bu kadar yükün altına girme.
Yaşı da var. Neredeyse 60'a dayanmış. Yaşı da var. Bu kadar toz toprağa bulanma deyince o da Allah Resulü Aleyhisselam'ı güldürmek istiyor. Mutlu etmek istiyor, memnun etmek istiyor. Diyor ki ya Resulallah dostların diyor bana diyor bu yükü vererek diyor beni öldürmek istiyorlar. Yani onlar diyor beni bu yükün altına sokuyorlar ki çabuk öleyim kurtulsunlar. Allah Resulü gülmüyor biliyor musunuz? Bu espriye tebessümle cevap vermiyor. Resulullah'ın bir anda yüzü değişiyor. Bir anda yüzü siyah böyle kırmızılaşmaya başlıyor. Ve dönüyor diyor ki ey Ammar diyor. Sen diyor böyle ölmeyeceksin. Seni diyor asi diyor bir topluluk öldürecek. Allahu Ekber. Allah Resulü hüzünlenmeye başlıyor. Sen diyor böyle ölmeyeceksin diyor. Seni bagi olan, isyan eden bir topluluk öldürecek. Ve diyor bu dünyada diyor içeceğin son şey de diyor süt olacak diyor. Allah Resulü oraya kadar bildiriyor. Başka rivayette şöyle geçiyor. Mescid-i Nebevi'nin duvarı yapılınca duvar Ammar'ın üstüne yıkılıyor. Allah Resulüne koşuyorlar diyorlar ki ya Resulullah Ammar vefat etti. Diyor olmaz diyor. O diyor bundan dolayı ölmeyecek diyor. Onu diyor asi bir topluluk diyor öldürecek diyor. Subhanallah. Ve diyor bu dünyada içeceği son şey diyor bir süt olacaktır. Subhanallah. Allah Azze ve Celle tabiri yerindeyse Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ammar aile, özür dilerim Yasir ailesinin bütün akıbetlerini bildirmiş. Subhanallah. Ve bu mümtaz şahsiyet bir an dahi olsa Allah Resulü Aleyhisselam'ı terk etmemiş. Peygamber Aleyhisselam nerede? Ammar orada. Allah Resulü'nün neye ihtiyacı var? Ammar'ı karşısında buluyor. Hazreti Ali'nin ifadesiyle Allah Resulü diyor Ammar'ı o kadar severdi ki her meclise girmek için izin istediğinde Peygamber Aleyhisselam ona yönelir. Ey temiz ve temizliği tasdik edilen adam diye ona diyor bir iltifatta bulunurdu. Temiz ve temizliği tasdik edilen adam diye tabir yerindeyse ona iltifatta bulunurdu. Derler ki Halid bin Velid ile Ammar arasında şöyle bir sürtüşme oluyor. Halid bin Velid Mahzum oğullarının adamlarından Allah iman etmeyi nasip ediyor elhamdülillah. Ammar'a ağır bir hakarette bulunuyor. Ammar radıyallahu an durumu Peygamber aleyhissalatu vesselama söyleyince bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid ve Halid gibi hataya düşenlerin üzerinden şöyle sesleniyor. Diyor ki kim Ammar'ı hakir görürse yani küçük görürse Allah da diyor onu hakir görür. Kim Ammar'a hakaret ederse Allah ona kötü muamelede bulunur. Kim Ammar'ın kusurlarını ortaya çıkartmak için çalışırsa Allah o adamın kusurunu ortaya çıkartır. Subhanallah. Nasıl bir adamsın sen ya? Peygamber aleyhisselam seni nasıl sevmiş? Aziz ve celil olan Allah azze ve celle seni nasıl sevmiş? Kim Ammar'ın kusurlarını ortaya çıkartmak için çalışırsa Allah o adamın kusurlarını ortaya çıkartır. O yüzden gençler birilerini şöhreti için sevmeyin. Kartındaki paralardan dolayı sevmeyin. Elde ettiği makamlardan dolayı sevmeyin. Siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kişiyi ve hasaten bir Müslümanı Allah'ın dinine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sevin. Bir Müslümanı hasaten bu din uğrunda ödediği bedellerden dolayı sevin. Bir insanı aşık olacaksanız, sevecekseniz sevginizin tek nedeni onun Allah'a duyduğu muhabbet olsun subhanallah. Ne boyu pası olsun. Ne karizması olsun, ne oturduğu koltuk olsun, ne yürüyüşü çalımlı olsun. Ama Allah ve Resulü onu sevdiyse, Allah ve Resulü onu seviyorsa, o zaman siz de onu sevin. O Allah'ın adamıysa, ona muhabbet besleyin. Bu din için fedakarlık yapıyorsa, siz de onun için fedakarlık yapın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Peygamber aleyhisselam bize bunu öğretti. Allah Resulü vefat ettikten sonra davadan asla geri durmuyor. Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen Hazreti Ebubekir döneminde Yemame Savaşı'na katılıyor. Bir kulağı kılıç darbesiyle kopuyor. Hatta Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki İslam orduları diyor dağılmaya başlayınca kendisi diyor yüksek bir yere çıktı. Dedi ki ey Müslümanlar toplanın. Bir araya gelin. Ben dedi Ammar'ım. Sizi dedi cennete davet ediyorum. Subhanallah. Demek ki
Müslümanların fitneye maruz kaldığı anda onları birbirinden ayrıştıran fesat ehlidir. Onları bir tutan fazilet ehlidir. Hangi Müslümanlar olursa olsun. Bakın hangi Müslümanlar olursa olsun. Bir bidatçı bir Müslüman dahi olsa, bir bidat ehli cemaat dahi olsa, eğer onlar tefrikaya düşmüşlerse biz de çıkıp onların bölünmeleri, güçlerini kaybetmeleri için buradan konuşursak biz fitne ehliyizdir. Ama yaptıkları tüm yanlışlara rağmen şu topraklarda yaşayan Kemalist sevicileri, Yahudi sevicileri, Hristiyan sevicileri memnun olmasınlar diye onların fitnesine ve fesadına rıza göstermeyip onları bir arada durmaları için dua etmek de fazilet ehlinin işidir. Eğer birileri sağlam koltuklarından ayrılmak istemeyip ümmeti Muhammed'in bölünmesini göze alıyorsa yazıklar olsun ona. Eğer kendi hevası ve hevesinin hakimiyeti için onlara hizmet edenlerin paramparça olmasını isteyenler varsa yazıklar olsun onlara. Ya ne yapalım? Tohumlarına para mı saydık deyip de dün kendilerine itaate çağırdıkları insanları başıboş bırakıp şeytanın ve dostlarının oyuncağı haline getirenlere yazıklar olsun. Kim olursa olsun kardeşler. Bugün ümmeti Muhammed'in ayrılmaya değil. Varsın bize kovsunlar. Varsın bizim değerimizi bilmesinler. İçinde bulunduğumuz cemiyetler, vakıflar, dernekler varsın itibarımızı beş paralık etsin. Neye yarar? Ne kaybederim? İslam ümmeti ayakta dimdik durduğu müddetçe. Ve şunu asla unutmayın. Seyyid Kutup Rahimeullah diyor ki eğer bir cemaatin içerisinde salihler çoksa, yani bir İslam topluluğunun içerisinde salihler fazlaysa tabii ki fasık da olacak. Tabii ki mücrim de olacak. Tabii ki günahkar da olacak. Ama salihler daha çoksa Allah diyor onların içerisindeki diyor fısk ehli, fücur ehli, günahkar insanları çıkartır atar diyor. Uzaklaştırır diyor. Tıpkı Medine nasıl temizi içinde tutar, pisi atarsa eğer İslam cemaatleri, Müslümanlar, Müslümanların oluşturduğu kitleler sayıları samimi olursa, fazla olursa Allah'ı azze ve celle pisi onların içerisinden çıkartacaktır. Münafıkları onların içerisinden kovacaktır. Menfaat perestleri koltuk dostlarını onların içerisinden atacaktır. Kim olursa olsun ki tarih buna şahit olacaktır kardeşler. Diyor ki toplanın, ben diyor Ammar'ım, sizi diyor cennete davet ediyorum. Abdullah İbni Ammar ne diyor biliyor musunuz? Bir baktım ki diyor o sıra Ammar'ın diyor kulağı diyor kopmak üzere diyor sallanıyor. Ve o haldeyken diyor düşmanın diyor kalbine doğru diyor saplandı diyor. Allah Allah. Düşmanın kalbine saplandı. Üzerine koştu o haldeyken. Ve ahlaktan nasibi olmayanlarla bir hatırası var. Biliyorum süre çok uzun oldu ama hakkınızı helal edin. Ahlaktan, edepten nasibi olmayanlarla bir hatırası var. Ömer bin Hattab radıyallahu an döneminde Kufe'ye vali yapılıyor. Kufe ki aman Allah'ım, fitnenin merkezi tabiri yerindeyse. Kufe'ye vali yapılıyor. O sıra Nihavend Savaşı yaşanıyor. Basra ehli Nihavend Savaşı'nda Müslümanlara çok büyük yardımlar yapıyorlar. O sıra Kufe'de katılıyor savaşa. Ammar onların başlarında. Allah Azze ve Celle Müslümanları muzaffer edince Ammar bin Yasir ganimetleri dağıtıyor. Şimdi ne olur dinleyin. Basra ehlinden bir adam ayağa kalkıyor. Diyor ki ey diyor kulağı kopuk adam. Kime? Ammar'a. Diyor ki ey kulağı diyor kopuk adam diyor. Ganimetlerimize ortak mı olmak istiyorsunuz? Ya ne oluyor size? Biz Basra ehli, bu savaşın tabir yerindeyse mimarları, bu savaşın cengaverleri, aslanları savaştı. Siz arada kaynadınız. Ganimete ortak mı olmak istiyorsunuz? Ammar radıyallahu anh öfkelenir. Adama döner ve der ki senin diyor o bahsettiğin diyor kulak, yani o kopan kulak var ya diyor. Benim diyor sağlam kulağımdan diyor daha hayırlıdır. Allahu ekber. Zira diyor ben onu diyor Allah yolunda kaybettim. Allahu ekber.
Yani siz ne kaybettiniz lan, şeref yoksunları? Neyinize kaybettiniz siz? Neyinizi yitirdiniz? Allah için neyi feda ettiniz? İşkencenin her türlüsünü gördük. Kulağımız kopuncaya kadar Allah yolunda sebat ettik. İtaat üzere kaldık. Ne konuşuyorsunuz dercesine? Diyor benim için diyor o kopan kulak sağlam kulaktan daha hayırlıdır. Zira ben diyor onu Allah yolunda kaybettim. Hazreti Ömer radıyallahu anh feraset ehli bir adam. Kufe halkı kendisiyle ilgili sürekli şikayette bulununca Ammar'ı çağırıyor, diyor ki Ammar diyor seni görevden alacağım diyor. Seni diyor azlediyorum diyor. Sonra Ammar'ın yanına yaklaşıyor, diyor ki Ammar diyor üzüldün mü diye. Üzüldün mü diyor, yani seni görevden aldım diye üzüldün mü? Ammar bin Yasir dönüyor, ey diyor müminlerin emiri. Görevi verdiğinde sevinmedim ki aldığında diyor üzüleyim, subhanallah. Yani ben bu görev için bunları yapmadım ki. Ben bunun adamı değilim ki, ben bunun için yaşamadım. Bu kadar acıya bundan dolayı katlanmadım. Verdiğinde bundan dolayı mutlu olmadım. Aldığında tabirinde sen niye üzüleyim? Evet, burada özellikle görev almak, insanların veya Müslümanların önünde yürümenin mutluluğu ve hazzı içinde olanlara çıkartılması gereken büyük dersler var. Kendisinin elinden birileri görevlerini aldığında veya bizim görevimiz alındığında eğer sesimiz yükseliyor, öfkelerimiz kabarıyorsa vay bizim halimize kardeşler. Ama burada çok özel bir şeyi hatırlatmak isterim. Hazreti Ömer radıyallahu an Ammar bin Yasir'i herhangi bir hatası olduğundan dolayı almadı. Niye aldı biliyor musunuz? Kufe ehli gibi ahlaktan yoksun bir topluluğa Ammar gibi bir kardeşini yedirmek istemedi. Bazen de bu gerekir. Bakarsınız ki tayin ettiğiniz, görev verdiğiniz bir kardeş birilerinin elinde oyuncak olmaya başlıyor. Fazileti düşecek. Onu oradan alırsınız, tertemiz edersiniz. Onu oradan kurtarırsınız. Hazreti Ömer onu yapıyor. Yoksa Ammar'ın bir hatası olduğundan dolayı görevini kendisinden almıyor. Hazreti Ali döneminde de, inşallah burada bitireceğim. Hazreti Ali döneminde de radıyallahu anh Muaviye ile geçen bir sürtüşmede kimin yanında duruyor? Hazreti Ali'nin yanında duruyor radıyallahu anh. Tabii ki Muaviye radıyallahu anh'a karşı da bir öfkesi, kini asla yoktur. Bunu nereden anlıyoruz? Sıffin savaşı yaşandığı sırada, biliyorsunuz Sıffin Şam taraflarındadır. Fırat Nehri'nin bir yakasıdır. Müslüman orduları, Hazreti Ali'nin orduları Sıffın'a doğru giderken içlerinde Ammar vardır. Yaşı 93'tür takribi olarak. 93 yaşlarında. Fırat Nehri'nin kenarından geçerken bakın şu sözleri söylüyor. Diyor ki Allah'ım kendimi diyor şu dağlardan attığımda diyor benden razı olacağını diyor bilsem diyor atlarım diyor. Şuradan şu dağların diyor zirvesine çıkıp buradan atladığımda benden razı olacağını bilsem diyor atlarım diyor. Allah'ım diyor şu nehre diyor dalıp kendimi diyor boğduğumda benden diyor razı olacağını diyor bilsem atlarım diyor. Allah'ım diyor vallahi ben diyor senin için diyor bu yolculuğa çıktım. Fitnenin diyor ortasında tabir yerindeyse beni düşürme. Bak asla. Yani benim kılıcım asla Müslümanların boynuna uzanmasın. Benim kılıcım asla Müslümanların kanıyla kirlenmesin dercesine. Vallahi imtina etmişler. Ellerinden geldiği kadar bu fitneden kaçmaya çalışmışlar. Ama Allah Azze ve Celle şehadeti maalesef ki Sıffın Savaşı'nda ona nasip ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi ve sözü asla yerde kalmaz. Dedi ki bagi yani isyan eden, asi olan yani halifesine, yöneticisine, idarecisine ister hikmetsizliğinden dolayı ister bir meseleyi çok böyle gözünde büyütüne ne olursa olsun isyan eden diyor bir topluluk diyor onu öldürecektir. Son içeceğiz süttür. Sıffin Savaşı'nda ona süt ikram ediyorlar. Süte bakıyor. Allah Resulü'nün sözleri aklına geliyor ve diyor ki şu sözleri söyledi. Cennet diyor bize yaklaştırıldı. Hurilerle diyor evlendirildim. Çok az sonra da diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacağım. Sıffın Savaşı'na böyle giriyor ve maalesef bir İslam ordusunun yani yine Muaviye'nin ordusu içerisindeki bir takım insanlar tarafından şehit ediliyor.
şehadet haberi Amr bin As'a gelince Amr bin As ürpermeye başlıyor, çekiniyor. Bir anda korkuyla Muaviye'nin yanına gidiyor radıyallahu anh. Diyor duydun mu diyor Ammar şehit olmuş diyor. Olsun diyor ne olacak ki diyor. Ama diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onu asi bir topluluk öldürecek ve biz öldürdük diyor. Başka bir rivayette onu diyor öldüren kimse diyor kim onun diyor öldürüldükten sonra ganimetlerini alırsa o kişi diyor cehennemliktir. Ammar'ı öldüren için söylüyor. Diyor biz öldürdük diyor deyince tabi Muaviye radıyallahu anh bir hikmetsizlik daha yapıyor. Ney? Diyor ki onu diyor biz değil onu diyor kılıçlarımıza diyor sürükleyen Ali diyor öldürdü diyor. O diyor yola çıkartmasaydı asla diyor o ölmeyecekti deyip Ammar'ı teskin ediyor. Şimdi özellikle burada önemli bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Bizler İslam'ın hazır yiyicileriyiz. Ben şahsım adına söylüyorum. Siz de kendi adınıza düşünün. Hazır yiyicileriz. Yani sahabe ve sonrası büyük bedeller ödediler. İslam beldelerinde biz yaşamış olduğumuz topraklarda İslam'ı hazır bulduk. Hiçbir bedel ödemedik. Karşılığında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi hiçbir bedel ve sıkıntı çekmeyen bizlerin Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye arasındaki meseleleri masaya yatırıp tahlil etme cüretkarlığı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Asla böyle bir cüretkarlığa Müslümanlar girmemesi gerekiyor. Selefi salihinin, tabiinin, tebe-i tabiinin ve ondan sonra gelen salih alimlerin kalemleri bu meseleler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken eğer bidat ehli sözleriyle onları karalıyor ve yaralıyorsa Müslümanların da kulaklarını o meselelere tıkamaları gerektiğini ne olur hatırlatmak istiyorum. Birileri kürsüde ya ne olacak sahabedeki bizim gibi insandı. Yaşadılar, imtihan oldular. Kimisi imtihanı kazandı, kimisi kaybetti. Eleştirmeyeceğiz mi? Kınamayacağız mı? Ahmet'i nasıl kınıyorsam onu da kınayarım diyenler o hazır yiyicilerin bunlara asla haklarının olmadığını hatırlatmaktayız. Çünkü onlar kanlarıyla, canlarıyla büyük bedeller ödediler. Biz şu kürsüden Muaviye radıyallahu anh dediğimiz için birileri tarafından kınandık. Hazreti Muaviye radıyallahu anh dediğimizden dolayı bazı arkadaşlarımız bizden uzaklaştılar. Ama vallahi de ister sevsinler, isterse kahretsinler, isterse düşman olsunlar. Sahabe bizim hem gökteki hem de yerdeki yıldızlarımızdır. Günahıyla, sevabıyla bu mesele ailemizin içerisinde mahrem bir meseledir. Hiçbir zındığı, faciri, fasığı, hele de oryantalist olan şu yeryüzünün affedersiniz kuyruklu eşeklerini ilgilendiren bir mesele değildir. Bu mesele o oryantalistlerin dümenine tabir yerindeyse çanak tutmuşların da ortada konuşacağı bir mesele değildir. Bu bizim meselemizdir. Bu ehli sünnetin sahabeye karşı insaflı yaklaşanların meselesidir. Ve ikinci hatırlatacağım mesele kardeşler. Söz veriyorum burada bitireceğim. Ne olur? Eğer başta şu kürsüde size seslenen sakarlıları sizin aranızda ağıran şu kardeşiniz. Eğer bir gün eliyle, bir gün diliyle, bir gün gözüyle bir Müslümana, bir Müslüman cemaate, bir Müslüman kitleye düşman olmanızı, vurmanızı, kırmanızı, bakın emretmesi demiyorum, ima ettiğini görseniz dahi asla kendisine tabi olmayacaksınız. Eğer ki bu diller, yazan bu eller bir gün ümmeti Muhammed'in mahrem meselelerini ortaya çıkartıp da birilerinin gülmesine sebep olacak seviyeye yükseldiyse bu kişi sevdiğiniz bir dostunuz olan ben dahi olsam onun meclisinde oturmayacaksınız. Eğer bir gün birileri sizi dağınıklığı toplamak için çağırmadıp da
toplu halde olanı dağıtmak için çağırırsa, tarafgirliğe davet ederse asla tabi olmayın. Ve altını çiziyorum. Bu en çok değer verdiğiniz hocanız, sevdiğiniz bir kardeşiniz, dostunuz dahi olsa. Ümmetin vahdeti ve birliği, ümmetin küfrün karşısındaki tek vücut olması kardeşinizin meselelere nefsi yaklaşmasından çok ulvi ve yüksektir. İslam cemaatinin bir arada olması Yusuf gibi bir kardeşinizin uğrayacağı her şeyden, iftiradan, karalamadan, alaydan daha iffetli ve namusludur. Bunu asla unutmayın kardeşler. Allah Azze ve Celle bu şuur ile bir yaklaşmayı bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizden önceki selefimiz olan sahabenin ahlakını, yol tutuşunu sergilemeyi hepimize nasip etsin. Kendisi 96 yaşlarında, Allah'a hamdolsun ki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye şehit olarak kavuşuyor. İnşallah cennetlik olan anne, baba ve kardeşiyle beraber onlarla Allah Azze ve Celle'nin ihtişamlı nimetlerinde bir araya geliriz. Gecemize hayır olsun inşallah. Akıbetimiz güzel. Cennetiniz firdevs-i âlâ olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Ve selam.